Ankara'da bu kez Serkan Kılıç karşımızda detaylar için. Serkan kolay gelsin söz sende. Milyonların gözü kulağı asgari ücret zamında beklentiler yüksek ancak ortada real gerçeklikler de var. İşte bunu ölçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sahaya inecek. Hem işçiye hem de işverene asgari ücret ne kadar olmalı diye soracak. Aslında enflasyona bağlı olarak son dönemde enflasyon oranında asgari ücrete zamlar yapılmıştı ancak asgari ücret tespit komisyonu belirliyor asgari ücret zammının. ve bu noktada da o tespit komisyonunun vereceği kararda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Memur zammı misal son 6 aylık enflasyon baz alınında %20'lik bir memura refah payıyla beraber zam yapılması gündemde. Ancak asgari ücrette de çok farklı rakamlar söz konusu. %40 diyen de var, %50 diyen de var. İşte bu noktada bir ölçüm yapacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Temmuz diyoruz çünkü asgari ücrete geçtiğimiz Ocak ayında %50'lik bir zam yapılmıştı. Temmuz'da ise %30'luk bir zam yapılmıştı. Bu anketin neden yapıldığını ve önemini aktaracak olursak geçtiğimiz yılki anket sonuçlarına bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl asgari ücret 2825 liraydı ve çalışanların %60'ı ise asgari ücretin 4000 lira olması gerektiğini söylüyordu. İşte i̇şverenler yine işverenlerin %60'lık bir kısmı ise 3500 lira olması gerektiğini söylüyordu asgari ücretin. Ancak asgari ücrete %50'lik zam yapıldı ve 5500 4000 253 liraya çıkartıldı. %30'luk ara zam da dediğimiz gibi Temmuz ayında yapıldı. Hükümetten gelen açıklamalar var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada Asgari ücrete Aralık ayında toplumu enflasyona karşı tahribattan koruyacak en kapsamlı mücadeleyi Yapacağız, en, en kapsamlı müdahaleyi yapacağız demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevedat Bilginin sözlerini işaret etmiş ve farklı bir hazırlığın içerisindeyiz ifadesini kullanmıştı. Farklı bir hazırlık derken geçtiğimiz yıl devlet bazı alacaklarından vazgeçmişti. Benzer bir hazırlığında olması kuvvetle muhtemel. Peki rakamlara son bir kez daha dönecek olursak asgari ücret şu anda 5500 lira. 6 aylık enflasyon yani %20'lik rakamı baz alınırsa 1100 lira zamla 6500 liraya çıkacak. Temmuz'da bir arazam yapıldığını söylemiştik. E, %30'luk bir arazam. O arazam dikkate alınmazsa bu arazamda enflasyonla e, bunun alakası yok denirse %85'lik bir enflasyon oranından bahsediyoruz yıllık. E, bu noktada da eğer %85'in üzerinde bir zam yapılırsa asgari ücret 9000 liranın üzerine çıkması kuvvetle muhtemel. Kulislerde konuşulansa %40 ve 50 civarında bir zam yapılması. Eğer %40 zam yapılırsa asgari ücrete 7.700 lira, %50 yapılırsa 8.250 liraya çıkması da kuvvetle muhtemel. Bunu da tabii ki dediğimiz gibi asgari ücret tespit komisyonu belirleyecek. Komisyon Aralık ayının ilk haftasında toplanacak ve 3 toplantının sonrasında ise asgari ücreti belirleyecek diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Peki. Serkan Kılıca da teşekkür ediyoruz.